Dürdane, burada. Mustafa Emir, burada. Salihan Gizem, burada. Olup 30 personelden oluşmaktadır. Uç, dağcılık ve araba kurtarma Sağ bacak fraktür mevcut. Acil hazırlayalım. Çantacıya yardım et. İyi de çıkart. Elmar Bastaniye'yi çıkart. Damar yolu açıldı. Oksijen bağlandı. Sıvı desteği sağlıyorum. Bunu bastım ama ne yapayım? Hastanın bacağını ateliğe aldık, boynunu taktık, oksijenini verdik, vitallerini kontrol edip buranda ağrın var mı şu anda? Müdahalesi yapıldı. Ağrın var mı? Şöyle ağrın var mı? Ayak. Açırken ben size tamam. Müdahale edilen personel sağ bir şekilde binadan tahliye edilmiştir. Devam et. Zemin katta öğrenme ve yaptırsızlık eden öğrenciler ülkede okul tarafından müdahale edilmiş ve öğrencimiz sadaya konularak bina dışına tahliye edilmiştir. Arkadaşlar katılın. Dönelim. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2022 Türkiye Afet Tatbikat yılı ilan edildi. Bu çerçevede bütün Türkiye'de, bütün okullarımızda
ilkokullardan liseye kadar, özel okullardan üniversiteye kadar bütün okullarımızda aynı anda, aynı saatte tatbikat yapıldı. Biz de buna şahit olduk. Ülkemizin afet noktasındaki yerini biliyoruz. Ciddi afetler oluyor. Yakın zamanda yaşadığımız İzmir depremi ve onun sonrasında Kastamonu ve diğer illerimizde yaşanan sel felaketleri. Dolayısıyla bu noktada sürekli bizim tetikli olmamız lazım, uyanık olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım, eğitimli olmamız lazım. İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu bu tatbikat çerçevesinde bütün okullarımızın, Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber bütün okullarımızın da buna dahil olması eğitimin en önemli parçasını, en önemli noktasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu anlamda 99 depremi ve sonrası Türkiye'nin geldiği özellikle deprem bilinci ve diğer felaketler noktasındaki eğitim bilincini çok rahatlıkla görebiliyoruz. İyi bir noktaya geldik. Hem personel kaynağı açısından, eğitim kaynağı açısından iyi bir noktaya geldik. Hem sahip olduğumuz teknik ekipman ve malzeme noktasında Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu afetler bir daha başımıza gelmesin. Gelmemesini umuyoruz ama geldiği zaman da bu noktadaki eğitimimiz ve bilincimiz de yerinde olması gerekiyor. Bunları da yapıyoruz, devam ediyoruz. İnşallah daha iyi noktalara getireceğiz. Daha nitelikli noktalara getireceğiz. Bundan sonraki afetlerde hiçbir vatandaşımız zarar görmeyecek noktaya getireceğiz inşallah milletimizi. Bu anlamda Sayın İçişleri Bakanımıza, Milletim Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bunların devamını getireceğiz. Tatbikatlar bilincin, eğitim bilincinin ayakta tutması anlamında da önemli bir yeri var. İnşallah iyi netice alırız. Teşekkür. Benim adım Ömer Bakan. Tam böyle demin Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Öğrencisiyim. Aynı zamanda boş kaldığımız vakitlerde babamıza yardım ediyoruz. Esnafız. Bu tatbikatı böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. İlk başta çok heyecanlandık. Heyecanımız oldu. Sesi duyduktan sonra tabii önceden olan bilgilerimiz, okul tarafından veren bilgilerimiz tarafından ilk baş çök kapan hareketimizi yaptık. Sonra sen sesiyle beraber dışarıya çıktık. Vallahi çok farklı bir şeymiş. Her tarafta bunu öğretilmesini biz herkese tavsiye ederiz. Biz böyle bir bilgi olduğunu bilmiyorduk. Herhalde her zaman bizim işimizi görecek, faydalı olacak bir şey. Merhabalar, ben Hayri Nisa Kara, 11B sınıf öğrencisiyim. Bugün burada deprem tatbikatı yaptık. Öğretmenlerimiz, protokol buradaydı. Bizi çok iyi yerlendirdiler, çok iyi bilinçlendirdiler. Arkadaşlarımız çok iyi bir şekilde sundular diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Sirenler çalınca çok korktum. Ani hareket edemediğim için içeride kaldım. Sirenin altında kaldım. Bu yüzden de yaralandım. Çalışanlar geldiler, beni kurtardılar. Korkutucu bir andı. Ne yapacağımı bilemedim bir anda. Yaşayacak olsaydım kötü bir andı. Yani orada kalamazdım herhalde. Çok bilgilendirici oldu. Artık öğrendim. Biraz daha hızlı hareket etmem gerekiyor. Öncelikle hocaların verdiği talimata göre uyduk. Yani çok kapan tutun yaptık 2 dakika. Daha sonra siren çaldı, aşağı indik. Korktuk yani, endişeliydi. Yani korktuk. Ne öğrendim? Daha tedbirli olmamızı öğrendim. Yani daha dikkatli. Çok kapan tutun öncelikle. Sakin olmamız gerekiyor. Seriye halinde aşağı inmemiz gerekiyor.